Hocam aşuranın dayanağı nedir? Aşuranın kaynağı, dayanağı nedir diyor. Aşura böyle farzı sünnet de değil. Ta Adem Aleyhisselam'dan, Nuh Aleyhisselam'dan beri gelen bir şeydir, yani adettir. Aşura sünnet değil, adettir. O da ta şeyden geliyor. Sen söyle, Nuh Aleyhisselam'dan. Nuh Aleyhisselam şeyin içine girdiğinde efendim hiçbir şeyler yoktu ki bir pençe buğda vermiş, bir pençe kapa vermiş. Hububatı toplamışlar 11 çeşit. Bunu kaynatmışlar. Böyle şov etmişler, ayrı ayrı dağıtmışlar. Olup da açlıkları gitmiş. Ondan beri o şeyi unutmamak için Müslümanlar aşırı düşürürler. Tabi aşırı yalnız o şey değil. İndiği zaman da bir sevabı olan bir meseledir. İnsan kendi malından dutuyu veriyor. Çünkü bir insanın kendi malından vermesi kendi etini kesmeden daha zordur bakıl insana. Ama cömert olursa, sakala değil olursa bunu yaptıkça sevgi ve muhabbet gelir. Niye? El-bakil la yedhul cennet. Bakil insan cennete girmez, bu da girmez demesi, yani cezasını çekmeden girmez diye mana veriyorlar. Evet, bakil adam girmez. Bakil bir alimden cimart olan bir cahil daha hayırlıdır. İlk önce demek ki ilmi olanlar bu cimartla yapacaklar. Ondan sonra diğerler onların ibadetlerinden kendileri de yapacaklar. Böyle kendiler alimdir. Geride duruyorlar, herkesin yaptığını yiyler, işlerine bakıyorlar, bu olmaz. Yani alim kendi malından, öz malından da kadar söyleyeyim, iş edecek. Eğer az, eğer çok, elinde olan nesneden dolayı ne yapacaklar? Tasadduk edecek, fakir fukaraya tasadduk edecek, hem yiyecek hem gidirecek, elinde aile efradına adamı söyleyeyim, güzelce yaşasını temin edecek. Tabii bunlar efendim söyleyeyim çok büyük bir sebebi olan nesnelerdir. Evet.